Herkese merhaba arkadaşlar, ben Güliz. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. 24 saatlik yoğun bakım nöbetime gidiyorum ve söz verdiğim için bugün sizin için nöbetimi çekeceğim. Şurada eşyalarım var. Kahvaltı için haberleştik ve bir şeyler bölüştük. Onları götürüyorum. Yüzüm yine geleceğimden daha parlak. Şimdi servis sorumlu beni aldı çünkü evime yakın oturuyor ve beraber nöbete gidiyoruz. Geldik, iş yerim yakın mesafede. Şimdi üstümü giyeceğim, üniformamı giyeceğim. Sonra size dolabımı gösteririm. Sonrasında biraz servisi gösteririm. Kahvaltı yapacağız. Hastaları tabii ki de göstermeyeceğim. Etik kurallarına aykırı olmayacak şekilde bir vlog başlatmış oluyorum. Ama önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Üniformamı giyindim. Şimdi bonemi de takacağım. Ve içeri geçip hastalarımı teslim alacağım. Bir vizit gezeceğim. Hastalarımı toparladıktan sonra çok hızlı bir kahvaltı yapacağız. Bugün pazar diye bu kahvaltı yapabiliriz. Hafta içleri kesinlikle böyle bir kahvaltı yapma şansımız olmuyor. Çünkü burası erişkin yoğun bakım. Her an her şey olabilir. Bir de şey var. Kart vizitim var ama takmayacağım. Şöyle nerede çalıştığımı göstermeyecek şekilde. Şöyle. Evet, şöyle kart vizitimi takmayacağım, cebimde taşıyorum çünkü hastaları çevirirken falan filan temas ediyor, enfeksiyon kaynağı, o yüzden cebimde taşıyacağım. Kahvaltımızı yaptık, şimdi dosya işlerimizi hallediyoruz, ardından hastalarımızın tedavisine geçeceğiz. Şimdi saat 10 tedavi saatimiz. 2 hastam var. Hastalarımın tedavisini yapıyorum. Bakıma dair ne ihtiyaçları varsa onu gideriyoruz. Pozisyon değişikliği. Ardından hastalarımla ilgili tamamen böyle her şeyim tam takır olduktan sonra size dolabımı göstermek istiyorum. Kayda değer bir dolabım olmasa da minik bir alanım var. Onu göstereceğim. Ya hemogram biyokimya aldım. Öğle yemeğine çıktık şimdi. Size dolap adı altında kullandığım şu küçük alanı göstereyim. Şöyle şuranın içinde üçlü yedek formam var. Olabildiğince burada bir düzen sağlamaya çalıştım ama pek de mümkün görünmüyor. French press'im. Sabah getirdiğim kahvaltılık kutularım. Bunlar yarın tekrar gidecek. Yüz yıkama jelim. Akşamları yüzümü yıkıyorum. Filtre kahvem az kalmış. Ve şurada da bitki çayım var. Karışık bitki çayı yine French Press'te demliyorum. Buranın içinde yedek hırkam, taytım. Akşamları soğuk oluyor. Yoğun bakım zaten soğuk. Buraya da okurum diye kitabımı koymuşum ama asla okuyamadım maalesef. Böyle bir vaktim olmadı. Şimdi French press'imi alayım. Güzel bir kahve demleyelim. Ve birkaç şey daha anlatacağım. Kahvem demlenirken birkaç şey konuşmak istiyorum. Bu yoğun bakım nöbetiyle ilgili çekeceğim de baktım yani bir kim ne çekmiş diye. bakıyorum mesela biri şeyi çekmiş, dolabını çekmiş. Böyle 5-6 tane forması ütülü, asılı bir şekilde. Yanında da şu kartvizitleri var ya. Yine aynı şekilde 5-6 tane kartvizit formalarla aynı renkte. Bugün bunu giyeyim, buna da bu kartvizit yakışır, bunu seçeyim dedi. Helal olsun dedim. Işık beni konuşturmayacak. Yani ben de isterdim öyle bir dolabım olmasını. Üniformam var ama buraya poşette yedekli getirebiliyorum. Çünkü bize ayrılan alan bu kadarcık. Ne diyebilirim? İşte en son öğlen yemek yedik. Yemekten sonra 2 tedavilerimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi ilk kahvemi içeceğim inşallah. Benim burada her şeyi çekmem mümkün değil. Çünkü ani gelişiyor olaylar ve hani aniden müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor. O yüzden her şeyi çekemem. Stabil durumdayken çekebiliyorum. Böyle şu an saat 3 suları ve ben ilk kahvemi içeceğim birazdan. Demledim. Böyle nöbet devam ediyor oraya. Bugün bir de ortaöğretim KPSS sınavı vardı. Bizim arkadaşların çoğu da sınava girmek için izin almıştı. O yüzden mecburen sorumlumuz çalışmak zorunda kaldı. Yani özel sektörde böyle şeyler oluyor işte. Döktüm. 2 gıdım kahvem vardı. Onu da döktüm. Ben de baba. Sen de patlıya evet. Öyle mi? Evet. Kimin suçuydu? Çocuğun suçuydu. Evet. Dedin mi bir dahakine dikkatli ol diye? Hayır, babam dedi. Baban mı dedi? Evet. İyi anneciğim. Gel. Onlar bir de 8-4 mi çalışıyor abla? Evet. Çok iyi, devlet gibi. Ama düzenli bir hayata eşine aynen. Aynen. Sen eşinden bak. Yok böyle. Akşam oldu. Bir yer eline geldi ziyaretime. Kısa bir mola verdim onun için. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Akşam yemeği menümüz. Aa, aynı. Güzel. Artistik yapacaktım. Karabiber alabilir miyim abla? Ha. Normalde bizim yemeklerimiz asla öğle ve akşam yemeklerimiz aynı çıkmaz. Her zaman farklı çıkar. Bugün sana bugün ufak bir karışıklık olmuş. Yemeğimizi yedik, geldik, dinlendik biraz. Bizde sürekli öğle yemeği ve akşam yemeği aynı oluyor maalesef. Bugün biraz fena değildi, o yüzden burada yedik. Ama çoğu zaman maalesef dışarıdan yemek durumunda kalıyoruz. Şimdi saat 8.30 sularında kendime güzel bir bitki çayı demleyeceğim. Sonrasında hastalarımızın bakım saati. Bakıma geçeceğiz. Çayın demlenirken biz yine biraz sohbet edelim. Şimdi bakım saatinde ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunu size niye anlatayım ki? Ne yapacaksınız? Hemşire misiniz siz? Yani işinize yarayacak bir durum değil. O yüzden anlatmanın bir anlamı yok. Ama biraz uzun sürüyor. 2 hastanın çünkü komple vücut temizliği, alt bakımı, saç bakımı, aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyacını biz karşıladığımız için birazcık uzun sürüyor. O yüzden hava da bayağı soğuk. Bitki çayımı içeceğim hasta olmamak için. Bir tane de pozitif hastamız var. Covid devam ediyor yani. Sizin de aklınızda olsun. Tabii o izole ediliyor. Şimdilik güzel, sakin ve stabil bir nöbet geçiriyoruz. Kötü hastalarımız da var mı? Var ama inşallah sağ salim sabah çıkartırız diyorum ve bu ışıklar beni çıldırtıyor. Bu arada ben hala Covid geçirmedim. Hiç geçirmedim. O yüzden alırım bir maşallahımızı. Çaya borçluyum deyip hemen bitki çaylarını bağlıyormuşum buradan. Bakım hazırlığı yapıyor. Seslerini arttırırsın. Evet. Meşhur olmak istiyorsan geçelim. Ben hep bana videolarıma giren meşhur oluyor. Ona göre Hakan Bey. Ne bitiyor? Nerede paylaşıyor? YouTube. Vlog. Yok. Günlük vlog çekiyorum. Burada ilk kez çekiyorum. Burada bizim çekecek vaktimiz mi oluyor normalde? Tespit alabilir miyim oradan? Bakım da bitti. Şimdi hastalarımın 10 tedavisini yapıyorum. Sanırım en son size 10 tedavisi yapıyorum demiştim ve ondan hemen sonra o kadar yoğunlaştık ki şu an saat 3 ve biz yeni oturuyoruz. 11, 4 saat, son 4 saattir full ayaktayız ve su bile içemedik. Bu arada biz 24 nöbetten de böyle 1,5 litrelik sular alıyoruz. Bayağı iyi oluyor. Akşama kadar birini bitiriyorum. Akşam 7 gibi bir tane daha alıyorum. Sabaha kadar 3 litre içmiş oluyorum. Bugün dışarıdan yemek de yemedik. Yemekten sonra biraz bir şeyler de almadık. Aşırı masrafsız bir nöbet oldu. Yani ilk kez böyle bir şey yaşanmış olabilir. Ama çok yorulduk. Yoğun bir nöbetti. 4 saattir müdahaledeydik. Şu an stabilleşti tekrardan. İyiyiz. Sonrasında 2 tedavimi yaptım. Rutin kanlarımızı alıyoruz her akşam. Kanlarımızı gönderdik. Bunlardan siz hiçbir şey anlamıyorsunuz, o ayrı mesele. Vitallerimizi alıyoruz. Şimdi 3 vitallerini alacağım mesela. Vital de şöyle oluyor. Burası yoğun bakım olduğu için monitörler var karşımızda. Bütün hastalar monitöre bağlı. Ve orada ateşi, nabzı, tansiyonu, her şeyi yazıyor. Saat başı biz onları hemşire gözleme kaydediyoruz. O anlamda bizim için kolaylık. Tabii biz vitalini saat başı almış olmuyoruz. Çünkü gözümüz sürekli monitörlerde. Sürekli görüyoruz. En ufak bir değişkenliği fark ediyoruz. Böyle. Şimdilik durumlar böyle. Ay, neredeyim ben? Evdeyim. Allah'ım, sonunda evime geldim. Bitik durumdayım. Gerçekten kötü bir nöbetti. Sizinle en son herhalde saat 3 sularında bir selamlaştık. Ki zaten 11'den 3'e kadar bir hastayla uğraştık. Onu toparladık derken işte 1 saat kala bir stabildik. Stabildik derken de sakın ola şey anlamayın. İşte 1 saat oturduk, 1 saat dinlendik gibi bir şey değil. O arada da zaten rutin yapmamız gerekenler, hasta takipleri, işte tedavileri, sabah mailenin hazırlanması falan, etiketler derken bir sürü işimiz var zaten. Bunlar rutin olan şeyler ve bizim de alıştığımız şeyler olduğu için bize yoğunluk gibi gelmiyor. 4 gibi dinlenmeye geçtim. 6 gibi uyandım. 2 saat dinlendim. 6.30'da hasta aldık. 7.30'a kadar zor zekat onu topladık. Çünkü bizde hasta almak demek en az 1 saat demek. Karşıla, dosya yap. İşte yoğun bakımın gerektirdiği bütün şartları hasta için sağda bir sürü girişim var. Tam bizim hasta toparlama saatimiz. Diğer hastalarımızın sabah tedavileri yapacak, diğer mailleri takılacak, setler falan değişecek, pozisyonlar verilecek, aspireleri gelecek. Ya sağlıkçı olmayanlar bunların hiçbirini anlamadı zaten. Yani bir sürü iş işte, öyle diyeyim ben size, sabah toparlamasında da. O ara hasta gelince onu topladık, sabah hastaları toparladık. Derken saat tam 8'e 10 kala tam takır teslim edecek bir nöbet kıvamına geldik çok şükür. 8'leri teslimi verdim. Direkt çıktım. Otobüse geliyorum. Otobüse bindim. Cinnet geçirecektim artık. Tıklım tıklım şöyle dolu. Diğer otobüs yarım saat sonra geliyor. Ya beklemek gibi bir durumum yok. Dışarısı zaten hava soğuk. Uykusuzum. Ben binemedim hatta. Kart okuttum, geçtim. Arkadan bindim. Arkası da tıklım tıklım. Sağ olsun oradaki abiler şey dediler, işte bir yol verin de kardeşimiz yukarı geçsin dediler. Diğer tarafa geçtim ben. Öğrenciler sabah okula gidecekler. Hastane ve okul durağı aynı. Öğrenciler ve teyzeler bir iniyor ki ama bir iniyorlar ki anlatamam. Sürtüne sürtüne sürüne sürüne. Yanımdaki hanımefendinin artık kucağına düşecektim. Döndüm ve çok özür dilerim dedim. Koltukların hepsi boşaldı. Hepsi iniyor. Ama biri de demiyor ki arkadaşım sen şimdi bindin. Sen şuraya geç otur da İnecekler insin. Ya kapı ağzında duruyorum ya. Hepiniz sürtüne sürtüne geçiyorsunuz ya. Böyle bir düşüncesizlik olamaz. Yani şikayet olsun, öneri olsun. Sürekli belediyeyi arayıp konuşuyorum. Ama hep aynı şey. Ya ek sefer çıkarım. Bir çözüm bulun arkadaşım ya. Yani ben artık belediyeyi geçtim. İnsanların nezaketsizliği beni çok üzüyor. Orada düşsem üstümü çiğneye çiğneye geçecekler ya. Biri de kolumdan tutayım da kaldırayım demez. Bu da artık bence toplum yapısı, insanlıkla ilgili bir şey. Kendini ona kenetlemiş. Koyun gibi. Hastane durağında ineceğim. Ne olursa olsun ineceğim kafasında bence. Ya da öğrenciler. İnsanlar zaten sabah sabah uyanamamış. Ayhan aradı, ne yaptın diye. Bilmiyorum, bugün herkes nöbet çıkışı galiba dedim. Bir şey olması gereken kişi benim. Hani 24 saattir ayaktayım, çalışıyorum. Ya kimsenin bunu anlamasını beklemiyorum. Herkesin dünya telaşı. Kimse kimsenin ne iş yaptığını, işte nelerle uğraştığını bilemez. Ben de onların nelerle uğraştığını bilemem ama ya bunu da her videomda söylüyorum. Sanırım yoğun bakımda çalışıyorum diye ve sürekli böyle şeylere tanık oluyorum diye bu kafa yapısındayım. Yani bu dünyayı çok da sahiplenmenin bir anlamı yok. Ya eşya, mal, bir yerlere hızlı gideyim, birinci olayım. Bu çaba bana göre çok gereksiz. Niye ya bu kadar telaş? Saçma sapan hareketler. Of. Bu arada bu konuşmanın nöbet çıkışı olmamla, yorgun olmamla ya da uykusuz olmamla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Sürekli yaşadığımız durumlar olduğu için, kendi adıma konuşayım, sürekli benim yaşadığım durumlar olduğu için bu beni üzüyor. Bizim işimiz de gerçekten bir insanın sevmeden yapabileceği bir iş değil. İşini severek yapacak. Maddiyat için asla yapılacak bir meslek değil. Çünkü hasta bakımı falan filan o kadar çok şey var ki anlatamıyorum. Nöbette o kadar çok şey yaşadım ki, kamera arkasında o kadar çok şey oldu ki anlatamıyorum maalesef. İnsan hayatı elinizin altında. Ve bunun parayla bir karşılığı yok. Fakat yine de aldığımız ücretleri bir duysanız ancak gülersiniz. Parayla asla bir karşılığı yok. Kesinlikle ben ve bütün meslektaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki hepsi işini severek yapıyor. Hiç kimse bu işi para için yapmıyor. Parası da zaten dediğim gibi çok komik rakamlar. Asla emeğimizin yani hakkını almıyoruz. Gerçekten mesleği seviyorum. Ama yıpratıcı bir meslek olduğu için devamlılığını düşünemiyorum. O yüzden birkaç yıla biraz çalışıp bırakıyorum sürekli. Mesela ben ortaöğretim hemşiresiyim. Dün ortaöğretim KPSS sınavı vardı ve ben girmedim bile. Neden? Çünkü atansam bile sonrasında mesleği yapmak istemiyorum. Çok sevdiğim, çok severek yaptığım bir mesleğim var şu anda. Devamlılığı... KPSS'ye de en son 2018'de girmişim. 78 puan almıştım. Hiçbir zaman oturup ders çalışan bir öğrenci olmadım maalesef. Olamadım. Hep böyle dersten aldıysam onunla sınavlara giren biri oldum. Türkçe, tarih, coğrafya. Dünkü sorulara da baktım. Çok da iyi yaptım. Arkadaşlarla beraber çözdüm kendileri bakarken. Çok iyi çözdüm. Ama matematik 0. Anayasa 0. İkisine de hiç bakmıyorum. Dün matematiğe bakarken bile oldum yani. Bir mide bulantısı geldi ama gerçek bir mide bulantısı hissettim. Duygularımı sizinle de paylaşmak istedim. Yoğun bakımda çekilebilecek max vlog budur bence. Sanmıyorum ki daha böyle detaylı. Çünkü yanlış bir şey konuşurum ya da etik olmayan bir şeyi çekerim falan diye de çok korktum. O yüzden bu kadarını bilmeniz yeterli diyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.